Yeni teraziler, uzun zamandır beklediğiniz haberler, almak istediğiniz haberler, mesajlar, mailler, telefonlar olabilir. 8 Aralık bunun için size müjdeli haberler vermeye geliyor. 8 Aralık'tan sonra iletişimde tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Artık istediğiniz gibi konuşmalarınızı yapıp, görüşmelerinizi yapıp kendinizi net ifade edeceksiniz aşk konusunda. 8 Aralık'tan sonra, 20 Aralık'tan sonra zaten çok şanslı bir döneme giriyorsunuz. 20 Aralık'tan sonra Jüpiter size aşk getirecek ya da istediğiniz aşkı getirecek diyeyim. Öyle söyleyeyim teraziler. Çünkü uzun zamandır işte Eylül ayında uzak ilişkileriyle ilgili problem yaşadılar. Daha sonrasında ilişkileriyle ilgili iletişim problemleri yaşadılar. O yüzden 8 Aralık'tan sonra artık bunların tamamlanacağı, kafanıza netlik kazanacağı dönemler başlıyor sevgili teraziler. Aşk konusunda 20 Aralık'tan sonra şanslısınız dedim ama 28 Aralık Oğlak'ta Merkür Retro. Eski ilişkilerinizin size geri dönüş yapacağı zaman dilimleri. Bunun yanında en önemlisi hiç başlamamış olan ama başlamasını hep istediğiniz, o işte kalpten böyle bir iç geçirdiğiniz, hani keşke başlasa, keşke iletişime girsek dediğiniz kim varsa 28 Aralık'tan sonra size geliyor teraziler. Çünkü artık ertelenen işler, ertelenen ilişkiler Aralık ayında netliğe kavuşacak. Olmaz olanlar olacak. Öyle söyleyebilirim size sevgili teraziler. Aşk konusunda bu mucizeleri yaşayacaksınız. Yaşamanızı diliyorum canı gönülden. Kariyer anlamındaysa daha çok gayrimenkul sektörüne yönelmek isteyen teraziler olabilir. Gayrimenkul sektöründe iş yapmak isteyen teraziler olabilir. Kariyer hayatınız canlanıyor evet ama ailenize ihmal etmeyin. Ailenize biraz daha çok özen göstermeniz gereken dönemler geliyor. Özellikle Aralık'ın sonu 28 Aralık'tan sonra bu ocağa da yansıyacak, 2023'e de yansıyacak. Size biraz ışık tutması açısından söylüyorum. Ailenizle daha çok ilgilenmeniz gereken dönemler geliyor. O yüzden Aralık ayı biraz daha aile konularında hassas olmanız gereken de bir dönem. İş kariyer anlamında yoğun olacağınız için özellikle 8 Aralık hafta başı biraz daha kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz. Mücadelelerinizin biraz daha azaldığını görebilirsiniz. Ama sıkı tutunun, daha çok yolunuz var kariyer hayatınızda. Çünkü çok yoğun bir tempo sizi bekliyor 20 Aralık'tan sonra. Evet, fırsatlar gelebilir. Yeni iş teklifleri alabilirsiniz 20 Aralık'tan sonra. Yeni projeler olabilir. Bu konuda çok şanslısınız. Şanslı dönemlere giriyorsunuz. Ama iş kariyer anlamında en şanslı olduğunuz dönemse 28 Aralık olacak. 28 Aralık ve ocağın ilk haftası sizin için yeni projelerin başlayacağı, size yeni bir kimlik katacak, yeni bir işe başlayacaksınız sevgili teraziler. Para konusunda sizin de vergiler, alacaklarınız, belki beklediğiniz bir para, belki miras, mirastan payınıza düşecek olan bir para olabilir. Ortak kazançlarınızdan alacağınız para olabilir. Bu konularla ilgili finansal anlamda bir rahatlama yaşıyorsunuz sizlerde. Sağlık konusunda fiziksel olarak, aslında zihinsel olarak yorgunluğunuzun pelvis bölgesine yansıdığı bir döneme giriyorsunuz. Çok dikkat edin. Kendinizi çok kasmayın. Biraz meditasyon yapın. Spor yapın. Kas ağrılarınız olabilir. Sancılarınız olabilir. Bunun için önlem alabilirsiniz. Belki bir kas gevşetici alerjiniz yoksa gibi gibi. Bu konularda da, sağlık konularında da sinir sisteminizle ilgili daha dikkatli olmanız gereken bir ay Aralık ayı. Unutmayın, gökyüzü tamamen sizsiniz. Astroloji sadece hava durumu. Sevgiyle kalın.